Selam arkadaşlar, kitap alışverişi video serilerinin ikincisiyle geldim. Daha önceki videomda da kitap alışverişi videolarını aylık olarak çekmediğimi, çünkü kendime kütüphanedeki kitapları eritmek için bir kota koyduğumu söylemiştim. Belirli bir sayıda kitap okumadan yerine kitap almadığımı söylemiştim. Bu yüzden de benim kitap alışverişi videolarım birkaç aylık oluyor. Biriktirdikten sonra çektiğim videolar. Bugünkü videoda Mart başı, Haziran ortası aralığındaki yaklaşık 3-3,5 aylık süre zarfında yapmış olduğum kitap alışverişlerinin toplamını oluşuyor. Ki kütüphaneme kalanlar da bu kadar. Neden kütüphaneme kalanlar, onu da birazdan söyleyeceğim. O yüzden çok da uzatmadan hemen başlayalım. Aydın yine kendine birkaç kitap siparişi verdi. Bizim kuralımız var. Aydın kendine kitap sipariş ederken ne kadarlık kitap alırsa bana da o kadarlık kitap alıyoruz. Daha önceki videomda da ve hatta Instagram'da da sık sık bahsettiğim şey külliyat tamamlama üzerineydi. Belli yazarların, çok sevdiğim yazarların külliyatlarını tamamlama üzerinden gidiyorum ve bu aralarda Saramago külliyatımı tamamlıyorum. Bir önceki videoda da birkaç Saramago kitabı alışverişim vardı. Bu videoda da aslında bolca Saramago kitabı göreceksiniz. Mart içerisinde aldığım ilk kitap Saramago'nun Portekiz'e yolculuk kitabıydı. Bu kitap Saramago'nun 1979 yılında tek başına çıktığı bir Portekiz turunun, Portekiz yolculuğunun hikayesini anlatıyor bize. Yazar o yolculuğu sırasında yaşadığı şeyleri hikayeleştirerek, romanlaştırarak bir kitap oluşturmuş ve benim en çok merak ettiğim Saramago kitaplarından bir tanesi de hiç şüphesiz buydu. Bayağı kalın bir kitap ve etiket fiyatı da 40 lira. Yalnız ben bunu Kitap Yurdu'ndan satın aldım ve Kitap Yurdu satış fiyatı da 24 liraydı. Aranızda bu kitabı okumuş olanlar varsa, çok da spoiler vermeden, ki gördüğünüz üzere Dumbledore'un üzerinde kitabı henüz okuma şansım olmadı, çok da spoiler vermeden kitap hakkında düşüncelerinden yorum olarak bahsedebilirler. Sadece bu kitap hakkında değil, bahsedeceğim diğer kitaplar hakkında da şöyle çok spoilerlı olmamak kaydıyla yorumlarınızı bekliyorum. Mart ayı içerisinde aldığım bir diğer kitap da yine bir Saramago kitabı olan Ölümlü Nesneler. Ölümlü Nesneler, Saramago'nun körlük gibi, ölüm bir varmış bir yokmuş gibi muhteşem romanlarının ortaya çıkmadan öncesinde yazmış olduğu öykülerden oluşan bir kitap. İçerisinde 6 tane öykü olduğu söyleniyor. Ve bu öyküleri okuyan kişiler az çok ileride Saramago'nun nasıl şeyler çıkaracağının da sinyalinin bu öykülerle verildiğini söylüyor. Haliyle benim merak ettiğim kitaplandı. Bu arada bu kitabın etiket fiyatı 16 lira. Kitap Yurdu'ndan da 9 lira 60 kuruş gibi bir fiyatı aldım. Benim Shakespeare okumalarına ne kadar meraklı olduğumu çoğunuz biliyorsunuz. Instagram'dan takip edenler de benim sürekli Shakespeare kitapları paylaştığımı biliyor. Hatta her ayın 15'inde bir Shakespeare okuyoruz diye bir etkinliğimiz var ki bununla ilgili de bir video çekmiştim. O videoyu da merak edenler için şuraya bırakıyorum linkini. Bu yılki okuma listesini şanslı biri olarak ben hazırlamıştım ve son 3 aya koyduğum, yani Ekim, Kasım ve Aralık ayına koyduğum kitap birbirinin devamı olan üçlü bir kitaptı ve bunları henüz alamamıştım. Ben de Mart ayı kotamı bunlarla doldurdum. 6. Harry serisi 3 kitaptan oluşan bir seri bu. Yani aslında tek kitap ama 3'e bölünmüş. Shakespeare evreninde Güllerin Savaşı olarak bilinen serinin, halk arasında da Krallar serisi olarak bilinen serinin son halkası 6. Harry ve ben de 2020 yılının son 3 ayına bu kitap serisini koymayı karar vermiştim ve bunları aldım. Bunların tanesi 11 lira 11 kuruş olarak listeleniyordu sanırım etiket fiyatı olarak, ama ben Kitap Yurdu'ndan tanesini 7 lira 21 kuruşa almıştım. Bir sonraki alışverişim Mayıs ayında yaptığım bir toplu alışveriş ve aslında bu alışverişte bayağı sayıca kitap fazla almış olsam da elimde çok fazla kitap kalmadı. Çünkü aslında bu alışverişin bir kısmını da sizler için yapmıştım. Geçen ay İncecik Nefis Kitaplar serisinin ikinci videosunda bahsettiğim 5 kitabı aynı zamanda Mayıs ayında satın almıştım ve o videoda bahsettiğim kitapları da sizlere çekilişte hediye etmiştim. O kitaplarda sırasıyla Yabancı, Amok Koşucusu, Bilinmeyen Bir Adamın Öyküsü, Sıfır Noktasındaki Kadın ve Dönüşüm'dü. Bu 5 kitabı da sizler için Mayıs ayında satın almıştım ve o videoda da çekilişle vermiştim. Bu arada o bahsettiğim İncecik Nefis Kitaplar videosunu da seyretmek isteyenler için linkini şuraya bırakıyorum. Çok güzel, incecik ama hazine değerinde 5 tane kitaptan bahsetmiştim. Ve yine İncecik Nefis Kitaplar serileri çekilişli olarak devam edecek.
Mayıs ayı içerisindeki aynı alışverişte kendime İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler serisinden yeni çıkan ve şu an için kütüphanemde eksik olan tek Zweig kitabı olan Hayatın Mucizeleri'ni satın aldım. Hayatın Mucizeleri Yahudi bir genç kız ile Hristiyan bir gencin yollarının kesişmesiyle beraber aralarında oluşan dostluğun hikayesini anlatıyor. En azından kitabın konusu bize böyle söylüyor. Tabii içeriğinde tam olarak ne var, dostluk mu var, aşk mı var bunu okumadan bilemeyeceğim. Yine her zamanki gibi incecik bir Zweig uzun öyküsü. Bunu da okuduktan sonra beğeni durumuna göre belki ileride incecik nefis kitaplar serilerinden bir tanesinde görebiliriz. Tabii önce okumam lazım. Bu arada bu kitabın etiket fiyatı 8 lira. Kitap Yurdu'ndan ben 5 lira 20 kuruş aldım. Mayıs ayı içerisinde aldığım son kitap ise aslında çok heyecan verici bir kitaptı benim için. Çünkü uzun zamandır beklediğim bir kitaptı ve bence sizin için de heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum. Margaret Atwood benim çok sevdiğim bir yazar ve Damızlı Kız'ın öyküsü özellikle çok fazla sevdiğim, hastası olduğum bir kitabı. Hatta dizisine de deli oluyorum. Ve dizisiyle ilgili de aslında sık sık da inceleme videoları çekiyorum. Ve aslında bir süre önce Damızlı Kız'ın öyküsünün devamı diyebileceğimiz, aynı karakterle olmasa da aynı dünyada geçen ve hikayenin devamında neler olduğuna dair bize bilgi veren, durumu aktaran ikinci bir kitap çıkarttı Margaret Atwood ve bu kitabın ismi de Ahitler. Bu kitap beni çok heyecanlandırmıştı çünkü açıkçası dizinin de fanatiği olan biri olarak ileride neler olacağına dair ipuçları da içerebileceğini düşündüm. Ve bunun ötesinde böyle bir şey olmasa bile sonuçta ben Damızlık Kız'ın öyküsü evrenini çok seviyorum ve ona dair bir şeyler daha okumak beni çok heyecanlandırıyordu. Tam da bu yüzden ben Mayıs ayı alışverişimde bir değil tam İki tane Ahitler aldım. Çünkü bunlardan bir tanesi sizin. Evet, bu video başlıktan da anlaşıldığı üzere çekilişli bir videoydu. Ama İncecik Nefis Kitaplar videosunu izlemiş olanlar bilir. Bu videoda ben aslında size hangi kitabı çekilişle vereceğimi ve bu çekilişi duyuracağım. Ama çekiliş buradan olmayacak. Çünkü gerçekten daha önce buradan yaptığım çekilişlerde ciddi sıkıntılar yaşadık. O yüzden çekilişi Instagram'da yapıyorum. Ve çekiliş duyurusunu da bu videoyla aynı gün Instagram'da yayınlayacağım. Şartlar da zaten orada yazacak ki bildiğimiz standart herhangi bir çekilişten farklı olan bir şartı olmayacak bu çekilişin. Ek hak kazanmak istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olanlara artı 2 çekiliş hakkı vereceğim ve bana özel mesajla bunu bildirirseniz de isminizi çekilişe fazladan 2 kere ekleyeceğim ve böylece aranızdan bir kişi Ahitler'e sahip olacak. Ve bu arada Ahitler'in etiket fiyatı 47 lira ama merak edenler için Kitap Yurdu'ndaki satış fiyatı en son 35 liraydı. Ve sıra geldi Haziran ayının ilk haftasında yaptığım son ve aslında bayağı büyük olan alışverişime. Şu anda çok da büyük görünmüyor çünkü içerisinde 5 tane kitap eksik. Çünkü İncecik Nefis Kitaplar video serimin 3.sü için aldığım kitaplar burada yok. Onları o videoda görmenizi istiyorum. Instagram'da kutuyu açarken paylaşmıştım. Orada birkaç kişi şöyle üstten bir görmüş olabilir, hızlıca geçtim. Onun dışında da burada kendime aldığım kitaplar ve yine minik bir çekiliş için aldığım 2 kitap var. Yakın zamanda içerisinde süs eşyaları, kozmetikler, kitaplar, defterler, ayraçlar, termoslar ve vesaire gibi böyle kolaj birçok şeyin olduğu bir hediye kutusu çekilişi yapmayı planlıyorum. Ve o hediye kutusu çekilişi için de şu 2 kitabı aldım. Benim en çok sevdiğim Zweig kitaplarından bir tanesi olduğunu bildiğiniz Korku'yu. Tabii ki bu kutuya eklemezsem olmazdı. Onun dışında da yine çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi olan Alice Harikalar Diyarı'ndaydı. Bu kutu için uygun gördüm. O çekilişi de Instagram hesabımdan zamanı geldiğinde takip edebilirsiniz. Ve asıl heyecanlı kısım kendim için aldıklarım. Tabii ki yine bir Saramago aldım. İlk aldığım Saramago Lisbon Kuşatması'nın tarihiydi ve bu kitap için açıkçası bayağı heyecanlıydım. Çünkü konusu benim çok ilgimi çekmişti ilk okuduğum andan itibaren. Bir editör, bir düzeltmen olan bir karakterimiz var ve bu karakterimiz Lisbon Kuşatma tarihiyle ilgili olan bir tarih kitabında tamamen bilerek, isteyerek yapmış olduğu bir kelime hatası, daha doğrusu bir ek hatası, bir olumsuzluk eki hatası sebebiyle Lisbon Kuşatması'nın tarihini aslında yeni baştan yazmış oluyor ve tarihi tamamen değiştirmiş oluyor. Böylece tabii ki büyük bir kaos ortamına sebep oluyor ve haliyle tamamı kurmaca olan yeni bir dünya, yeni bir evren yaratılmış oluyor. Yazar da bize tam olarak bu olayın hikayesini anlatıyor. Açıkçası büyülü gerçekçilik akımında bu tarz şeyler okumayı çok seviyorum. Zaten Saramago bunu çok güzel beceriyor. Özellikle bu kitabın öyküsünü okuduğum zaman o yüzden de çok heyecanlanmıştım. Bu kitabın fiyatı 30 lira. Ben Kitap Yurdu'ndan 18 liraya aldım ve açıkçası beni uzun zaman sonra heyecanlandıran kitaplardan bir tanesi oldu. Ve yine çok fazla heyecan uyandıran Saramago'lardan bir tanesi de
Yitik Adanın Öyküsü. Ki bu kitabın ismini genellikle bilinmeyen adanın öyküsüyle çok karıştırıyorlar. Ama o incecik bir öyküyken bu ise kalın bir roman. Ve açıkçası ben bu kitabın içeriği hakkında çok bilgi sahibi olmasam da konusu haricinde nedense bu kitaptan bir körlük ya da bir ölüm bir varmış bir yokmuş tadı alacağımı düşünüyorum. Çünkü konusu gerçekten bana o tadı vereceğini hissettirdi. Konusundan da bahsedecek olursam Anakara'dan ayrılan İber isimli bir yarım adanın hikayesini okuyoruz biz aslında ama daha çok o yarım adanın Anakara'dan ayrılmasının kendi yüzünden olduğunu düşünen 4 kişinin hikayesini okuyoruz. Açıkçası beni dediğim gibi çok heyecanlandırdı. Çünkü ölüm bir varmış bir yokmuş ya da körlük tadı alacağımı düşünüyorum gerçekten. Bu kitabı aranızda okuyanlarınız varsa da en azından boşuna mı heyecanlanıyorum ya da gerçekten dediğim gibi o tadı verecek bir kitap mı? Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Bu arada bu kitabın etiket fiyatı da 32 lira fakat ben kitap yurdundan 18 liraya aldım. Aldığım bir sonraki kitap bir Shakespeare oyunu olan 3. Richard ki uzun zamandır bu kitabın peşindeydim. Çünkü İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel klasiklerinde Shakespeare'ler sürekli baskı yapar ve çok talep olan kitaplar olduğu için de hiçbir zaman baskı sorunu yaşanmaz neredeyse. Bununla birlikte 3. Richard neredeyse bir senedir baskısı olmayan ve artık sahaflarda peşine düşmeye başladığım ve oralarda da bulamadığım bir kitaptı. Ve birçok sitede de bu kitapla ilgili alarm kurmuştum. Stoklara düştüğü zaman bana bildirim gelsin diye ve kitap yurdundan bana bununla ilgili Haziran ayı içerisinde bir bildirim geldi. İnanılmaz heyecanlandım ve hemen sepetime attım. Böylece eksik olan 3. Richard'ı da tamamlamış oldum. 3. Richard ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Korkunç biri zalimlikleriyle ünlenmiş olan Kral 3. Richard'ın hikayesini anlatıyor bu kitap. Etiket fiyatı 14 lira. Kitap yurdundan ben 9,5 liraya aldım. Ve Haziran içerisinde aldığım son kitap ve bu alışveriş videosunun da son kitabı olan kitap benim bana her zaman sorulduğunda en sevdiğin klasik hangisidir diye her zaman verdiğim cevap ve garip bir şekilde kütüphanemde olmayan kitap Jane Eyre oldu. Ben Jane Eyre'i 11 yaşımda okumuştum ve aşık olmuştum. Ondan sonra da tabii ki kütüphaneme almıştım. Ama benim Jane Eyre'im okumaktan artık perişan hale gelmişti. Üniversite zamanlarında artık son nefesini vermişti kitap ve ondan sonra da sürekli yeni kitaplar almak derdine düştüm. Aslında okuduğum ve kütüphanemde okunmamış kitap olarak yer tutmayacak olan ama kütüphanemde kesinlikle var olması gereken kitapları almak yerine sürekli yeni ve okunmamış kitaplar alıp ama bir türlü okuyamayarak kütüphaneyi doldurmuştum. Ve yakın bir zamanda artık geçmişte okuduğum, kütüphanemde olmayan ve kesinlikle olmalı dediğim kitapları satın almaya daha ağırlık vererek kütüphanemdeki okunmamış kitap sayısını biraz aşağı çekmeye karar verdim. Ve buna da tabii ki Jane Eyre ile başladım. Çünkü neden olmasın? Çünkü benim en sevdiğim klasik. Nasıl kütüphanemde olmaz değil mi? Jane Eyre ben gerçekten çok seviyorum. Defalarca sinemaya uyarlandı ve filmlerini de ayrıca seviyorum. Ama kitabına tabii ki ayrı aşığım. Ve Jane Eyre teliften düşmüş olan bir kitap olduğu için çok fazla yayın evinde baskısı olsa da şu anda piyasadaki en iyi çeviri Can Yayınları'nda. Yakın zamana kadar da fiyatı çok yüksekti. 30 küsür civarlarındaydı bu kitabın fiyatı. Bununla birlikte kitap yeniden baskıya girdiğinde çok düşük bir fiyatla yani etiket fiyatıyla 20 lira 50 kuruş gibi bir fiyatla yeniden satılmaya başladı. Bu beni çok şaşırttı ki dediğim gibi internet üzerinden satın aldığınızda çok daha uygun bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ben bunu 13,5 liraya satın aldım. Böylece aldığım tüm kitapları bitirmiş olduk ve haliyle videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi çekiliş için Instagram hesabıma uğramayı unutmayın. Ekak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bahsettiğim kitaplar hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle Saramago kitapları hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.